Trabzonspor'un gazete manşetlerini de inceledikten sonra bir Skype bağlantımız daha var. Hamdi Aslan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Bordo Mavilerin gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz, yorumlarını alacağız. Hoş geldiniz Hamdi Aslan, nasılsınız? Teşekkür ederim. Demet, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Hemen başlayalım isterseniz çünkü Abdullah Avcı'nın özellikle 5-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından çok fazla gündeme gelmişti. Performansı eleştirilerin odağı oldu normal olarak. Bir de istifa olayları da tabii gün yüzüne çıktı. Bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıdan da bir destek mesajı çıktı Abdullah Avcı'ya. Özellikle Başkan Ahmet Ağol'dan taraftarlar da zaten desteğini gösterdi. Acaba bundan sonraki dönemde neler olacak Trabzonspor için ve bu gidişi değiştirmek için neler yapılacak? Ya evet, tabii hiç kimsenin hayal etmediği bir durum. Evet. Geçen senenin şampiyonu ligiye, Süper Kupa'yla ve yani iyi başlanacak olan bir periyotla başlayan Trabzonspor'un hani bu durumu kimsenin hayal etmiyordu. Yani evet, bazen takımlar olumsuzluklar yaşar, bazen istedikleri şeyler iyi gitmeyebilir ama Trabzonspor'daki tabii ki bu kaotik ortam çok daha farklı oldu. Çünkü yenilgilerin çok fazla bir anlamı bulunamadı. Yani Trabzonspor'un alışık olmadığı bir saha içerisinde enerjisi var. Saha içerisinde bu kadar düşük ve bu kadar kırılgan bir takım Abdullah Hoca'nın geldiğinden beri ilk kez yaşadığı bir durum. Ki Abdullah Hoca bence bir şeyler ayağa kalkmıyor söylemi tamamen birazcık olsun oyuncularla ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Evet, Trabzonspor bu sene 4 kez kaybetti. Yani Antalyaspor ve Adana Demirspor mağlubiyetlerinde oyun Trabzonspor'dayken kazanmayı isterken kaybedilen 2 tane oyunda ama Karagümrük ve Alanya maçındaki kaybediliş şekli dediğim gibi çok anlatılır gibi değil. Zaten Abdullah Hoca'nın da çözemedi. Abdullah Hoca'nın da belki kendi enerjisini bu kadar çok aşağıya çeken bence görüntülerdi. Tabii ki şehir geçen seneden beri zaman zaman bazen oyun eleştiriliyordu Demet. Oyun beğenilmiyordu. Şampiyon olunsa bile daha farklı bir oyun isteniyordu. Ben biraz Abdullah Hoca'nın tabii ki bireysel demeyeyim de yani bu tip oyun farklılığı biraz olsun sanki bu mağlubiyetlerin birazcık olsun etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor çok kontrollü bir takım. Trabzonspor hücum yaparken savunmayı düşünen bir takımdı ama bu sene işler biraz daha farklı oldu. Bu bazen oyuncu performansıyla bazen genel durumla da anlatılabilir. Tabii Abdullah Hoca hak ediyordu bu özgüveni, bu teşekkürü, bu ilgiyi, bu güveni hak ediyordu. Hem taraftar açısından hem Sayın Ahmet Ağoğlu ve yönetimi açısından ki bunu çok kısa süre içerisinde yaptıkları için bence çok değerliydi. Abdullah Hoca'ya vermiş oldukları güven. Evet, ülkede futbol skor oyunu. Yani skor iyi olursa hiçbir zaman olumsuzluklar konuşulmaz. Tabii ki bundan sonraki süreç biraz daha nasıl söyleyeyim, herkesin dikkatle beklediği, özellikle saha sonuçlarını daha çok önemseyecek olduğu bir döneme giriyor Trabzonspor. Yani neler getirir, neler götürür, bunlar biraz tabii ki kulübün ve camianın, taraftarın özellikle bence çok fazla duyarlılığına bağlı. Yani bu teşekkür, bu güven bence çok uzun vadeli olmalı. Çünkü herkesin beklediği, acaba bundan sonra yine böyle kaybedildiği zaman neler olacak düşüncesi Trabzonspor gündeminden uzaklaştırmalı bana göre. Çünkü Trabzonspor sonuçta geçen senenin şampiyonu, çok özel bir takım, çok özel şeyler yapmış geçen sene. O yüzden bunun bence uzun vadeye yayması gereken bir özgüven olmalı bence. Bu kadar büyük eleştirilerin sebebi de biraz şu diyebilir miyiz? Hani skorun bu kadar farklı olması. 5-0'lık bir galibiyet çünkü çok fazla, belki 1-0 olsaydı ya da 3-2 olsaydı durum farklı olur muydu sizce? Ya tabii olurdu. Yani demek sonuçta yani Karagümrük ve Alanyaspor Trabzonspor'un kazanmayı planladığı 2 tane oyundu. Yani bu tip oyunlarda oyun olarak çok rakibin oyunundan çok uzakta kalma. Evet, yani istatistikler Trabzonspor'u çok farklı gösteriyor. Yani %80'e %20'lik zaman zaman bir toplu oynayış gibi bir şey gösteriyor, istatistikler gösteriyor. Ama tabii sonuçta güç dengesine bak. Baktığın zaman, önce performansına, bireysel oyunculara baktığın zaman kazanılması gereken 2 tane oyun duruyordu kenarda. Kaybedebilirsin. İşte zaman zaman kaybetmeler, yani bu tip olabilir ama
oyun içerisinde bu kadar kırılgan, bu kadar enerjisi düşük bir takım. Yani bu skorlara hiç cevap vermeyi düşünmeyen bir oyuncu grubu görüntüleri. Bunlar tabii ki insanları veya işte Abdullah Hoca'yı bu kadar üzdü veya işte tarafları bu kadar olumsuzlaştırdı. Ben bu anlamda tabii ki senin de dediğin gibi skorların şekli bu işi biraz daha sert hale getirdi. Evet, siz de az önce bahsettiniz tabii bütün yükler Abdullah Avcı'nın omuzlarında ama tabii oyuncular da biraz performans düşüklüğü yaşadı bu dönemde. Bazı isimlere değinmek istiyorum. Özellikle Umut Bozok gol kralı olarak geldi Trabzonspor ama yalnızca 11 maçta 2 gol kaydedebildi. Onun da performansında düşüklük ya da yükselişe geçememe diyebiliriz. Neler söylersiniz Umut'la ilgili? Yani burada sadece Umut'u eleştirmemek, baz Tabii almamak ki. gerekiyor. Yani genel oyuncu performanslarına baktığımız zaman birçok oyuncu için bu inişli çıkışlı, bu yani beklentinin uzağında bir performans söyleyebiliriz. Evet, bunlar Trabzonspor'u bence en büyük şu an eksikliğe, beklentilerin altında kalan görselleri olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor geçen sene kazanırken savunma oyununu, yüksek oyunu hep önde becerili oyuncularla iş yapan, skor yapan bir takım görüntüsündeydi ki. Ya tabii Umut da geçen senenin gol kralı. Tabii ki büyük takım çok daha farklı bir şey. Demek ben tabii ki Umut'un kesinlikle futbolcu yapısına, futbolcu Tabii ki. yeteneğine herhangi bir söylemde bulunmuyorum. Ama tabii büyük takımda her zaman beklentiler çok büyük olur. Yani ki Trabzonspor'da son yıllara bakıldığı zaman yani bir Şorlot geldi geçti. Cornelius geldi geçti. Hep skor içerisinde olan, hep oyun içerisinde bakıldığı zaman genel başarılı bir sezonlar geçirdi Trabzonspor. Şimdi tabii ki bunu Umut'la yapmak istedi ki Umut'tan beklentiler bu anlamda çok yüksek. Yani orada rekabete girdi. Belki onu rekabet biraz daha bu performansını yukarıya çıkaramadı. Yani Gomez, Canini gibi orada önemli oyuncular var. Belki bunlarla olan yarışı birazcık olsun saha dışında kalması nedeniyle de oldu. Ama ben çok fazla bir iki oyuncu üzerinde durmasını düşünmüyorum. Çünkü bütün oyuncu performanslarında Trabzonspor'da şu an bir olumsuzluklar var. Ama şunu bir rahatlıkla söyleyebilirim de mesadan gelmiş biri olarak bu işi kesinlikle toparlayacak olan oyuncu enerjisi, oyuncu performansı, oyuncu isteği, oyuncu arzusu. Yani o yüzden Trabzonspor'da şu an ayağa kalkması gereken ne Abdullah Avcı, ne Trabzonspor yönetimi, ne taraftarı. Evet, bunlar da çok önemli ama ayağa kalkması gereken oyuncular olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden oyuncular bu anlamda geçen sene belki şu an oynayan oyuncuların çoğu sahada yok ama en azından bu oyuncular bu duyguları neler olduğunu bilip bu farklılığı yaratması gerekiyor. Yapılan toplantıda herhangi bir kadro dışı kalma olasılığının olmayacağı söylendi toplantı sonrasında. Tabii transfer dönemi de gelmişken bazı oyuncuların da gidişi konuşuluyor. Özellikle Kouassi ile yollar ayrıldı ve daha birkaç ismin de olacağı söyleniyor. Acaba gidecek isimler olabilir mi? Sizin bir duyumunuz var mı? Yani ben transfer konusunda Trabzonspor çok fazla hareketlilik geçeceğini düşünmüyorum. Kovarsi zaten Trabzonspor'un kiralık verip ve düşünmediği bir oyuncuydu. Yani şöyle belki olabilir. Bir planlama içerisinde gitmek isteyen oyuncu ekonomik anlamda kulübe getirisi alacak bir oyuncularla ilgili Trabzonspor bir esneklik yaşayabilir ama eksik mevkileri şu transferler yapılacak gibi bir gündem olacağını ben düşünmüyorum. Kadro dışı şu anki kaotik ortamın bence en son yapılacak olanı. O yüzden Trabzonspor kadro dışı düşüncesi içerisinde ben gireceğini düşünmüyorum ki Abdullah Hoca'nın zaten böyle bir teknik direktör karakteri yok. Yani o yüzden oyuncu iletişimi çok yüksek bir teknik adamı olduğu için bence oyuncularla bunu çözerler. Kadro dışı gibi böyle bir sansasyonel haberler içerisinde olacağını düşünmüyorum ben Trabzonspor'un. Peki bu kaotik ortam tabii ki tek bir şeyle geçer. O da galibiyet. Şimdi 14 Ocak'ta Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Bordo Maviler. Başakşehir'de yine zirveye oynayan bir takım ve son 4 maçtır da mağlubiyet almadılar. Trabzonspor için aslında zorlu bir rakip. Bu karşılaşmadan neler bekliyorsunuz, neler söylersiniz? Ya tabii ki bu ortamın büyük bir moral getirisi, büyük bir taraftar, büyük bir farklılık olacağını ben düşünüyorum. Yani bir Fenerbahçe maçındaki taraftar yoğunluğunu en azından ona yakın bir taraftar yoğunluğunu bekliyorum ben Başakşehir maçında. Zor bir maç tabii ama Trabzonspor'un istihdam performansı her zaman taraftarıyla beraber çok daha güçlü. Ki öne de geçtiği oyunları çok çok daha farklılaştırabiliyor. Yani
Trabzonspor kaybederken Demet özellikle belli bir oyun içerisinde kalıp o oyunu bir türlü aşamadı. Yani rakip genelde hep topun arkasında kalıp biraz Trabzonspor'u hataya zorlayan bir oyundu. Başakşehir maçı öyle olacağını ben düşünmüyorum. Başakşehir takımı oynamayı seven bir takım. Yani o yüzden böyle geniş alanda oynanan görsel anlamda güzel bir ben oyun bekliyorum. Ama dediğim gibi taraftar gücü Trabzonspor'un her zaman içeride çok büyük bir desteği. Bu anlamda güzel bir oyun olacak. Sert ve zor bir oyun olacak. Ki yani oyunu 90 dakikalık bölümü içerisinde Trabzonspor hep oyunda kalması gereken bir rakip var. Bireysel yeteneği yüksek bir rakip var. Evet, bu kaotik ortamdan belki çok zor bir oyunla başlayacak. Ama tabii ki bu tip oyunları kazanmak çok çok daha farklılaştırabiliyor. Çok çok daha rahatlatabilir bir takımı. O yüzden bunu görmek gerekiyor. Ama ben şunu tekrar söyleyebiliyorum Demet. Yani bu güven, bu Abdullah Hoca'ya bu teşekkür, bu destek bence çok kısa süreli değil, çok uzun süreli olmalı. Kesinlikle, özellikle destek sizin de dediğiniz gibi çok fazla konuşuldu ve taraftardan da bu şekilde böyle bir istek bekleniyor. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Size iyi haftalar, iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin Demet. Hamdi Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'la ilgili kendisinden son değerlendirmeleri aldık. Sabah sporunda ikinci saat dilimini noktalıyoruz. 90A programının özet görüntüsü şimdi ekranlarınıza gelecek. Saat başında tekrar buradayız.